Maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Yılport Samsun Spor mücadelesi öncesinde Galatasaray'ın kadrosu belli oldu sevgili seyirciler. Hemen aktaralım. Muslera Boyinason, Abdülkerim, Angelinho, Kerem Demirbay, Tete Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi. Açıkçası muhtemel 11'imiz de buydu. Aynen. Muhtemel 11'imizin de gerçek 11 olduğunu söyleyelim. Hocam sürpriz bir kadro yok. Şu anda yok. Yani işte Antep'te oynayan 11, baştan 11. Burada da aynı. Evet. Bundan sonra gidişata göre yenileri atar mı atmaz mı, oyunun gidişatına göre bakacağız. Atar hocam, atar. Planlama öyle yapmıştır. Yani sonuca bakmadan bence yenilere bir maç atmosferi, bir ritim kazandırma adına. İşte o yenilerden kim var? Kim olacak? Endombele mi olacak? Ziyech mi olacak? Endombele bir kere kesin olur. Ben şey maçında da bekliyorum onu. Şampiyonlar Ligi'nde hocam de kafada. Onun için yani sen Samsun maçını belki telafi edebilirsin ama Kopenhag maçına bence hoca bu ilk 11'i hazırlama adına oyuncuları muhakkak değiştirecektir diye düşünüyorum ben. Bu kadroyla çıkmaz zaten Kopenhag'ın maçında. Yok, burada hayır. Çok değişiklik olur. Şey anlamında söyleyeyim. Oyun içinde. Oyun içinde yedekleri de, yedeklerde muhakkak Ziyech falan var değil mi sevgili Kerem? Herhalde vardır. Şimdi kontrol Endombele vardır. Endombele muhakkak var. Onlara kesin 20 dakika falan süre verecektir. Sanchez'i de almıştır değil mi? Mutlaka büyük olasılık. Hocam Sanchez'i almamış olabilir çünkü daha yeni geldi. Daha dün ama hazır adam. Sanchez'i de almış. Yedekleri de sayalım. Günay, Sanchez, Halil, Ziyech, Kaan, Sergio Oliveira, Barış, Kazımcan, Endombele, bakan bu. Tamam. Ben bak şöyle Kerem'ciğim. Önümüzde bu maç periyodu var ya, yeni gelen oyuncuların hazırlanması lazım. Bu maçı Galatasaray Samsun maçını Galatasaray tarafından baktığımız zaman yeni gelen oyuncuların Kopenhag maçına hazırlanma süreci olarak görmek mümkün. Teknik anlamda söylüyorum. Tabii ki maçı kazanmak isteyecektir. Yeterli bir kadro vardır. Ama sonradan gelen fizik olarak eksik olan oyuncuları da en az ben 20'şer dakika süre vereceğini düşünüyorum. Yani. Burada en hazır olanı iki tanesi var. Yeni gelenlerden Ndombele ile Sanchez. Evet. Onlar hazır yani. Hazır ki eğer bu maçı bırakıp da Kopenhag'ın üzerinde konuşursak büyük olasılıkla direkt orta sahada oynar. Atar onu. Öyle bir güçlü bir oyuncuya ihtiyacınız var. Tabii. Galatasaray zaten vardı orta sahada. İyi bir yere yatırım yaptılar. Ziyech'i de herhalde oyunun gidişatını 50'den sonra 60, belki de 45 dakikada atar gidişata göre. Büyük olasılıkla şeyin yerine düşünecek. Ya Tete ya Mertens arasında gidip gelir iki tarafta. 45 dakika belki süre olarak fazla olabilir gibi geliyor hocam da. Hocam atsınlar ya, artık biraz da o girsin çünkü epey bir beklendi. İşte beklendi, onun için söylüyorum. Yani ilk maç olacağı için belki 20 dakikalık bir süre daha makul gibi geliyor bana. Ama tabii ki oradaki verilere baktığımız zaman senin dediğin de olabilir ama biz dışarıdan baktığımız uzun süre takımla çalışmadı. İlk defa bu hafta çalıştı. Öyle deniliyor, evet. Onun ona baktığımız zaman belki... sıkıntılar. Bak mesela Zaha yok kadroda. Değil mi? Yok, Zaha yok değil mi? Yok. O demek oluyor ki Kopenhag'ın maçında da yok Zaha. Öyle gözüküyor. Ya olsa şu anda kullanmayı düşünse tabii. Kullanırsın herhalde, öyle görünüyor. Ya, tabii daha bu maçtan sonra 4 gününüz daha var. Belki farklı kulübeyi alabilirsiniz, Zaha'yı edebilirsiniz ama beklenir. Yani şu anda Galatasaray ideale yakın bir kadro. Kerem'i oturtmaya çalışıyor, fazla oynatmaya bakıyor Kerem Demirbay'ı. Evet. Ki hem Galatasaray'ın temposuna hem de Türk futboluna alışsın diye. Artık burada gidişatlar ne şekilde olur? Değişiklikler belli olacak. Belki mesela Tete'yi tutar, Mertens'i yerine Ziyech'i atabilir. Olabilir hocam, Ziyech'in o özellikleri var. Adam hayatında en fazla oynadığı yer orası. Herkes sağ açık olarak son dönemlerde öyle oynadı da en fazla oynadığı yer 10 numara pozisyonu. Ben mevkisel anlamda orada da oynanır ya. Belki işte sağ açık 7 numarada veya 10 numarada. Ziyech için söylüyorum ama... Şimdi dedim ya, burada iki tane alternatif olur değişikliklerde. Ya Tete'nin yerini olacaktır veya demem ama şu var. Tete'yi de fazla kullanmanız için oynatmanız lazım. Fazla süre alması lazım onun da. Mertens'i zaten biliyorsunuz. Oyun gidişatına göre belki 10 numarada da kullanabilirsiniz. Ziyech'in çünkü özellikleri sağ tarafta belli biliyorsunuz. Evet. Yani o kadar çok burada değişkenle elinde bir alternatif çıkıyor ki hocada. Bakalım ne tarzı olacak. Bir de şansın var hocam. 5 tane oyuncu değiştiriyorsun. İlla ki 70'i 80'i bekleme. Hocam o da kafa karıştırıyor. Vallahi kafa karıştırıyor. 30. dakikada değiştir 2 tane. Ondan yok, sonra yok işte. Elinde bir kuvvetli bir oyun oluyor. Bazen oyuncu yoruldu diye değiştiriyorsun. Örnekleri de var. Bakın yani Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçlarına bakın. Hazır olmayan oyuncuyu attığınız zaman orada. İşte o hazır olmayan attı mı o işte farklı bir şey. Benim de tam anlatmak istediğim konu hocam. Evet, Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var ama isimler de çok iyi. Eğer siz buna
Hazır olmayan oyuncuyu attığınızda elinizdeki oyunda elinizden uçup gidiyor. Şimdi burada mesela bir Oliveira faktörü var. Oliveira da var. O da yok tabii şimdi kenarda. Oliveira ama burada ne var? Niye kenarda? Üç tane Türk oynatmak mecburiyetindesin evet. Ama Şampiyonlar Ligi farklı olabilir. Elinde çok çok iyi bir orta saha harmonisi olmaya başladı hocada. Tabii. Şimdi Sanchez geldikten sonra nasıl oynayacaksınız? Burada müdafaada değişiklik yapabilir misiniz? O da çok farklı ve çok dinamik bir oyuncu o da Sanchez'de. Hocam bence orada yani Şampiyonlar Ligi'nde bu formasyonu bence değiştirmesi ama gerekir diye düşünüyorum. Ben şimdi hep söyledim. Bu şöyle anlatmaya çalıştım. Eğer Galatasaray'ın elinde üçlü oynayabilecek bir bek hattı var. Üçlü oynayabilecek ama bu yarından öbür güne olur mu onu bilemem. Olmaz hocam. İşte olmaz. Onun için dedim. Onun için çünkü siz bunu devamlı oynamış olsaydınız hem fikir olabilirdik. Çok güzel oynar çünkü. Boya gidiyor. Angelino gidiyor. Ve kapatmalar çok iyi olur. Ama bir maçta çıktınız mı bilemem onu. Hocam yani kağıt üstüne yazdığın zaman hem isimler aynen hem de diziliş çok mükemmel. Ama bunların da altını... Süreklilik önemli tabii, üçlüde. Altını da doldurmak lazım. Üçlüde bütün görev tanımları da değişiyor orada. Herhalde. Yani bunları orada teker teker böyle işlemek, uygulamak, tekrarlamak gerekiyor. Bekler farklı olacak, açıkların içeri girişleri olacak, tutamayacaksın dışarıda tabii. Gibi gibi bir sürü alternatifler var. Yani buraya... Orta sahanızı farklı kullanmanız gerekecek. Burada en sabit şu takımda, hani şöyle diyelim, dörtlüğü kesin tamam. Diğer tarafa bakarsan en sağlam yer olan Mustera, Torreira, Icardi. Bunlar demirbaşları. Evet. Şimdi buraya bak, şimdi Endon böyle gelecek. Şimdi formasyon yardımcı olacak Torreira'ya. Formasyonu değiştirdiğin zaman o 10 numarayı mı oradan çıkartacaksınız? O çıkacak tabii. Yani oraya çünkü defansa koymanız gerekiyor. Orada bir şey de oynayabilirsin. Arkalı önlü oynayabilirsin. Hani ikili değil de 3-5-2'ye gitmez de arkalı oynayabilirsin. Nerede hocam? Şeyde yani üçlü oynarsan üçlü beşli yapar. Hatta 3-4-3 oynarsın bilemiyoruz onu. 3-4-3 bence en mantıklı olur. Öyle de ama bu sefer gene senin bu sefer açıklarını ve orta sahanı çok iyi kapatmaları lazım. Hocam her türlü yani her şimdi türlü. Yoksa kağıt üstünde her türlü formasyonu yaparsın denersiniz. Mesela beşli orta saha oynarsan bu sefer güzel şeylerin stoperlerini iyi kapatmayı yapar. Orta sahada bir kişi daha fazla olur ama 4-3-3 oynadığın zaman bu sefer işte... Hocam işte anlatmak istediğim çok fazla oynaman lazım onu. İşte görev tanımları değişiyor. Tabii. Yani belki formasyon değiştiğinde güzel gözüküyor. Burada önemli olan bu tekrarı yaparken bir çok çabuk refleks hale gelmesi. Çok çabuk olacağını düşünmüyorum. O bu formatta, denemedi hocam. Bu formatta gidecek çünkü Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın bu sezon olmazsa olmazdı. Ligde maçların telafisi biliriz hep var. Kaybedebilirsiniz. 3 hafta arkası arkası gümbür gümbür gidersiniz alırsınız puanlarınızı. Herkes bu puan kaybedecek. Herkes mağlubiyeti yaşayacak ama Şampiyonlar Ligi bu sezon Galatasaray için olmazsa olmazları.